Merhaba duduşlarım, merhaba, günaydın, günaydın hepinizi. Oh, kokulu kokulu öpüyorum. Evet, tekrar kız, kış geldi, buraya da kış geldi. Havayı bir göstereyim mi size? Kış geldi de ben, bana gelmedi. Kız, havaya bak ne kadar dolu. Dışarısı da serin. Yağdı da yani. Aman serinlesin be. Üf, yandık Allah aşkına, tutuştuk. Evet, ne yapacağım bugün? Kendi evimizde, öteki tarafta zaten o hallediyor. Halletmediği zaman ben hallediyorum. Patlıcan kebabı yapacağım. İki tane biberimiz, patlıcanlarımız yıkadık. Patlıcanımıza kadar bir kuşbaşı. Ne yapalım? Önce patlıcanlarımızı soymakla başlayalım. Kışı da getirdik diye kışı da getirdik vallahi. Oh, mis gibi hava dışarıda. Biliyorsunuz ben her zaman bu patlıcan kebabını salçasız, bol kekikli, öyle daha çok seviyordum. Bu sefer bir salçalı yapayım dedim. Sanki salçasız da ay, bıçaklarımız körelmiş gene. Değişiklik olsun. Domatesi dün bitirdim. Hakikaten iyice körelmiş bıçaklar. Ötekilerden makine çarptı. Şunu deneyeyim. Belki bunların geçen sene hepsini şey yapmıştı. Blevletmişti de. Körelmişler. Bizimkiler hayret kızlar, yorumlarda da görünüyor. Nuri isim saydırmayın bana. Özlemi de merak ettim. Ne oldu ne etti bilmiyorum da. Bakıyorum da hiç ortalıklarda gözükmüyorsunuz. Hayırdır? Patlıcanlarımızı önce bir ocağımı yakayım da şöyle soyayım. Biliyorsunuz ben bunu tavada kızartıp da yapıyorum. Aslında daha önceden de yaptığımda salçasını sade dibini yağlayacağım. Tavada közlemiş gibi olacağım. Hani fırında da olur diyerekten diye mantıklı. Ama ben bu şekilde olayım onu yerine. O kadar yağla tavanın altını bir hararetle açıyorum. Ondan sonra kısıyorum. O kendi kendine hem közlenmiş gibi oluyor hem kızarıyor. Şimdi patlıcanlarımızı böyle koyduktan sonra kuşbaşı doğruyorum. Hemen etimizi de ayrı bir tencereye. Biliyorsunuz dün bir senlere gitmiştim. Canım Feriden gördüm. Bak, hava gürlüyor, ben buradayım artık, geldim diyor. Feride'cimin yorumlarını okudum. Canım benim, inşallah seneye gelirsin. Konuştuk, dertleştik tabii ki, hepsini çekmedik bir senle. Belki seneye gelir, inşallah nasip olur kuzum. Seneye seninle de görüşürüz, tanışırız. Çok fındık kurdu, bir kardeşim var yalnız. Çıktı pıttı bir kardeşim var. Kız bayağıdır gideceğim kısmet olmadı. Ya olmuyor işte. Ya bayanlar bunu anlar yani, şey yapar. Farkındadır. Bu tencere alır mı bunu? Ötekine yapayım ben bunu. Hani bazı şey olmadı mı olmuyor. Çift işte çalışıyorum. Onu yap, bunu yap. Kendi işlerim güçlerim oluyor. Evet. Buradan da ocağımızı açalım. Etimizi kısık bir ateşte. Kendi suyumla. Bazı şeyler olmuyor yani, her tarafa koşamıyorsun, gidemiyorsun. Ha, gönül ister ama maalesef. Tatlıcımcık kız sanki bana dün gibi o geldi. 7 ay olmuş ya geleli, tam 7 ay.
Bana dün gibi geliyor. Ay, şuradaki bir iki emlakçıya onun için ev sorduğumda bir iki tane vardı. Telefonunu falan attım emlakçıyla. Kendiniz irtibata geçin diye. Beğenilmedi. Kendin gelip görmeden oluyor mu? Olmuyor. Zaten o zaman da iki işte çalışıyordum. Sanki bana dün gibi geldi. 7 ay dedim. Senesi gelmiş neredeyse. İşte koşuşturmaktan insan günlerin, ayların nasıl geçtiğinin farkında değil. Desene okulda çalışıyordun o zaman. Hem iki işte. Okul kapandı. Koca yaz tatili bitti. Ne dün gibi. Kızgın ateşte şu şekilde attık. Şimdi altını gayet hafif kısık ateşe alacağım. Kendisi o tencerenin dibi yanmasın diye közlenecek. Fırında mantıklı, o da mantıklı da ne bileyim ben. Ben böyle yapıyorum işte. Eğer yiğidin derler gibi yoğurt yiyiş tarzı vardır. Herkes sakız patlatır ama Ayşe Hanım gibi patlatamaz. Patlıcanlarımızı küp küp doğruyorum. Fettan, fettan. Bir sen şey gibi, Feride gibi çekingen değil. Feride azıcık böyle şey, çekingen, sıkılgan. Hava yağacak ama hem de tam yağacak. Öyle böyle değil, tam götürecek. Ya bak közlenmeye başladı görüyor vallahi. Şöyle koyayım. İnşallah bizim koltuklar pazartesi günü gittim. Salı günü biliyorsunuz ben izinliyim. Ev bomboş. Gerçi Arzu söylemişti. Koltuklar gidecek abla diye değişik diye vazgeçti. Başka yerden alıyorlar. Hakikaten de gerçi renk olarak benim çok hoşuma gitti de kullanışsız geldi. Sözde gelecekti inşallah. Ben izinliydim biliyorsunuz dün. Gelmiştir. Eve bir girdim. Baba bomboş. Patlıcanlarımız. Etimiz. Etimiz bir suyundan bir haşlansın kavrulsun. Patlıcanlarımız da kavrulsun. Evet, patlıcanlarımızın son postasını da attık. Bir nevi yani böyle yağsız tavada közlenmiş gibi oluyor anlayacağınız. Etlerimiz de hafif hafif pişiyor. Şu sarımsağımızı bir dövelim. Bu arada dövmüşüm zaten. Feyza'nın brokoli salatasını da hemen koydum. Dedim onu da yapıvereyim. Sosunu da hazırladık. Beyza çok seviyor bunu. Brokolimiz haşlandıktan sonra sosumuzu üzerine ilave edip hemen dolaba akşama hazır. Aslında bu bir fırın yemeği ama fırından şimdi şey yapamayacağım. İnşallah biberler acı değildir. Şöyle ortadan delelim. Tenceremizin üzerine. Bunları kimse yemez. Sade ben yerim de işte koyuyorum. O etimiz kıvamına gelmiş. Şu iç yağlarımızı da atalım. Bunlar iç yağ kız. Hemen soğanımızı da hazırladık. Salçamızı, tuzumuzu, kekiğimizi tamamdır. Ay telefonuma da bakayım arada da. Kış.
Et kavurma kaşığımızı atayım mı? Ama sonra atayım. Benim elimin ayarı yok. Evet, brokolimiz de haşlanıyor. Dışarısı hava sevdim ama ben gene niye yanarım bilmem. İtfaiyeyi çağıracağım artık. Tövbe tövbe. Ay bunda mı yapsaydım? Tık daha iyi olur. Şu yayman tencerede mi? Eti onda kavurup da. Neyse hadi onu da yapayım. Şu biberlerimizi de şöyle alalım. Sarımsak. 5-6 diş sarımsak koyuyorum ben. Çok fazla da küçükleyemeyeceğim yani. Şöyle ağza gelsin. Neden bu kadar ben bu sıcak hiç sevmem bilmem. Soğanımızı. Kekiğimizi de çıkaralım. Gestoz akşama canlı yap ha. Sen yok musun sen? Ah sen. Kime dediğini biliyor. Ada olsana. Acıymışsın. Evet etim. Haşlandı. Suyu bize de pişti. Evet, bu patlıcanlarımız da hazır. Burayı bir kapatalım. Soğanımı ilave edeyim. Kuyruk yağını koyduk. Yağ hiç koymuyoruz. Etimizin kendi yağı çok güzel. Tam kıvamında. Soğanımızda da şöyle bir kavruk. Tamam, ben bu ocağı niye kapadım ya? Şu biberleri hafif şöyle yağsız şey yapacaktım. Açayım bari. Hemen biberleri koyacaktım ya. Gözüm o taba mı bu taba mı takıldı kaldı. Yayman tavada daha iyi değil mi? Neyse ben biberleri közleyeyim de yayman şu tavaya alayım o onları bunda şey olsun. Kavurayım. Altını kısalım. O da sıcaklığından. Tava daha güzel olacak. Salçamızı çıkaralım. Yanıyorum söndürelim mi? İyice kavrulsun.
Geçenlerde birkaç gün oluyor. Otobüste gelirken az da dalgındım da. Sırt sırta verilen yerler yok mu? Ben böyle oturuyorum. Anam o otobüslerin de yemin ediyorum. Hani ters oturan tarafına oturdum mu başım dönüyor benim. Nevrim dönüyor. Hem başım dönüyor hem nevrim dönüyor. Öyle oturdum. Mesela sırtını veriyorsun. Arkada da birisi oturuyor. Hani başkaları oturuyor. Öyle yapıldı ya şimdi. Bak bunu gene unuttum. Bu şekilde oturuyorum. Anam bek baktım kocaman bir ev. Arkamdan kafamı şöyle kavradı. Benim öyle şey kafada küçük ya. Elde yani kafama göre büyük. Fark ettim onu. Çünkü kavradı böyle. Anam bir anda bir tüylerim dinlendi şöyle. Arkaya bir döndü. Zaten yaşlı başlı birisi olsaydı kavga çıkardı büyük ihtimalle. Ha ben dedim sanki biri var tanıdık da şaka yapayım. Şaka mı yapıyor, ne yapıyor diye ama böyle kavradı yani. Canım yanmadı tabii ki canım. Şöyle bir döndüm tabii arkadaki de hissetti elinin bir tarafa konduğunu. Nereden baksam 15-16 yaşlarında bir çocuk. İşte çocuk değil mi? Adı üstünde çocuk. Ne diyeceğim? Özür dilerim teyze dedi. Dedim yavrum dikkat etsene aklıma aldın dedim ben. Ama insan birisi azman gibi böyle. Ondan sonra böyle gerinirken elleri böyle arkaya büyük ihtimalle geriye de o elde kocaman gel benim kafayı kafesli. Ama bir anda şöyle tüylerim var ya dineldi böyle aklım çıktı. Dedim ne oluyoruz? Maşallah şimdi çocuklar da şey gibi. İnsan azmanı. Üzül yaşlı başlı olsaydı zaten kavga ederdim de. Ay utanmıyor mu bu yaşta geriniyor ediyor sağına soluna. Çocuk işte ne olacak? Evet sarımsağımızı da attık. Evet canım ben karar verdim. Seni bu tencerede yapacağım. Şunlar da bir ölçü. Alacağım, kavuracağım. Şunun içine koyacağım. Brokolilerimiz erimesin çene çalarken de. Evet, patlıcanlarımız hazır. Evet, tencerelerimi değiştirdim. Salçamızı da koyalım. Biraz da salçamız kavrulsun. Neyse bir dahakine de sade yapalım. Evet bu tencereden bunu buna aktarırken tencerenin dilindeki şöyle etleri duruyor ya. O sos gibi geliyor. Onu ben şimdi su yerine hadi altını açayım kaynasın hep. Bu tarafa aktaracağım onu ben. O sosu çok güzel bağlıyor kendi kendine. Bayılıyorum ona. Evet, salçamızı da kavuralım. Dışarısı hava gök gümüyor ama ben yanıyorum. Bana bir çare. Mutfakta bir sen teberi yapıyor. Ben de ayakta dinliyorum. Abla otursana dedim sen bana karışma. Ah ben öyle sabit bir oturabilsem. Oh. Şimdi bak saat kaç ben daha kahvaltı yapmadım. Ne yiyebilirim mesela? Salata. Evet salata. Kuyruk yağda mis gibi koktu. Ellerime sağlık. Ya patlıcan kebabı deyince patlıcan kebabı çeşit çeşit şey tarifleri var.
Köftelisi var, köfte yapıyorsun, patlıcanları da böyle halka halka kesip fırına veriyorsun. Bin bir çeşit şeyi var yani. Şey değil ki. Bir tane değil ki. Bir sürü. Evet, brokolimizi de süzelim. Kekiğimiz hazır. Bak şeyimi de hazırladım hemen.